Yerimizi alalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Basketbol Anatomisi'ne hoş geldiniz. Bugün elimde kocaman bir kutu var. Çok büyük bir ayakkabı. Zaten buradan anlıyorsunuz kimin ayakkabısı olduğunu. King James'in, LeBron James'in ayakkabısı. LeBron 19. Yani kutu o kadar büyük ki ve çok ağır zaten. Şimdi size ağırlığını da göstereceğim. Ayakkabı çok ağır bir ayakkabı. Kutudan bile bunu anlıyorsunuz. Uzatmadan hemen ayakkabının detaylarına inelim. Ama önce kutuya bakacağız. Şimdi kutuda burada LeBron 19 yazıyor, onu görebiliyorsunuz. Şöyle kutuda kabartmalar var bu arada. Onun dışında üst tarafa bakalım. Üst tarafta pek bir şey yok kabartmalar dışında. Aslan falan var. Onun dışında burada LeBron'un logosunu görüyorsunuz. Burada Nike Air yazısını görüyorsunuz ve burada da aslan logosunu görüyorsunuz. O zaman kutuyu açalım mı? Evet, şimdi kutumuzu açalım ve ayakkabıya yakından bakalım. Kutuyu açtığımızda bizi direkt şöyle bir kağıt karşılıyor. Kağıtta bile birçok resim görüyorum ben. Birçok işleme görüyorum. One way out. Tek çıkış. One way in. One way out. Strive for greatness. LeBron'un mottolarından birisi. Burada Taco Time yazıyor. Taco Tuesday. LeBron Taco'ya bayılıyor biliyorsunuz. Free rides. Evet, yani bayağı şey var LeBron hayatıyla ilgili. Burada 23 numarayı görüyorsunuz. Burada Cleveland, Miami, LA yazıyor. İnanılmaz bir kağıt. Yani gerçekten kağıdı inanılmaz. Tüm modellerde kağıt bu şekilde mi bilmiyorum. Bu model Space Jam modeli. LeBron 19 Space Jam. İçinde bir kağıt daha var. Çift kağıtlı ayakkabılara bayılıyorum. Wow. Yani şu büyüklüğe bakar mısınız? Direkt ayakkabının büyük olduğunu görüyorsunuz. Yani renklerden önce kocaman bir ayakkabı. Bu ayakkabının 46 numarası ve kocaman. Şöyle çıkarayım. Yani bu ne? Kafamdan daha büyük. İnanılmaz. LeBron 19. Her yıl daha da büyütüyorlar ayakkabıyı. Sabırsızlanıyorum size göstermek için. Hemen diğer. Yani ayakkabını şöyle iki tekini yan yana koyarsam herhalde benim boyumun yarısı kadar. İnanılmaz. Yani bu kadar büyük bir ayakkabı uzun zamandır görmemiştim, basketbol ayakkabısı. Şimdi size ne kadar olduğunu göstereceğim ağırlığını. Şöyle. 675 gram. İnanabiliyor musunuz? 675 gram. Yani aklınızda biraz fikir olması için hemen şuradan bir ayakkabı test edelim. Mesela Kobe 6 Green. Yine aynı numara. İkisi de aynı numarada. İnanılmaz yani. 387 gram. Yarı yarıya. Şu ayakkabı, şu ikisi 1 kilo 200 gram. İnanılmaz yani. Wow. Ya ben nasıl taşıyacağım bilmiyorum açıkçası bu ayakkabıyı. Veya hiç giyebilecek miyim? LeBron bile zorlanıyordur belki. Çünkü LeBron bu ayakkabı yerine geldi. Onun Ambassador modeli var. Ambassador 13 onu kullanıyor. Asya bölgesinde satışa çıkan bir ürün. Türkiye'ye geldi mi bilmiyorum. Evet yani... Büyüklük dedik. Biraz da teknolojisine bakalım ayakkabının. Bu ayakkabının ön tarafında Zumeyr kullandı Nike. Arka tarafında da Max Air kullandı. LeBron ayakkabılarında hep Max Air görmeye alışkınız zaten. Bunda da çok büyük bir Max Air ünitesi var açıkçası. Ön taraftaki Zumeyr ayakkabıyı gerçekten çok konforlu bir hale getirmiş. Yani bu ayakkabı bir kış botu olsa çok iyi iş yapardı. Ama sahada bu ağırlıkla bu ayakkabıyı taşıyabilecek oyuncu var mı? İşte ondan emin değilim. Konfor olarak mükemmel bir ayakkabı ama zaten LeBron ayakkabılarında her zaman konfor ön planda oluyor. Çünkü LeBron yastıklamaya çok önem veren bir oyuncu.
Ve biraz saha hissi az bu ayakkabıda. Yani sahayı çok az hissediyorsunuz. Çünkü bir balon üstünde yürüyormuşsunuz gibi bir his var. Ama rahatlığa kesinlikle kötü bir şey söyleyemem. Taban tutuşuna gelirsek, taban tutuşu aslında iyi gibi görünebilir. Çünkü şu taban yapısına bakar mısınız? Yani bu taban yapısının kötü olma ihtimali yok gibi görünüyor aslında ama şu küçük burada granüller, bu küçük noktalar çok çabuk toz kapıyor. Yani aralarına çok çabuk toz giriyor. Ve sahada birazcık toz varsa bu ayakkabı hemen kaymaya başlıyor. O yüzden sık sık temizlemelisiniz. Dışarıda kesinlikle kullanamazsınız bu ayakkabıyı, onu da söyleyeyim. Dışarıda kullanım uygun değil. Zaten dışarıda kullanırsanız herhalde yarım saat sonra nefes nefese kalırsınız. O kadar ağır bir ayakkabı. Materyal kalitesine bayıldım. Çünkü çok pahalı bir ayakkabı bu. Şu anda fiyatı 2700 TL civarında. Ben daha uygun almıştım ama şu an son zamlarla yükseldi fiyatı. Yani kalite olarak çok iyi. Zaten dokunduğunuzda anlıyorsunuz. Her yerinde yastık var ayakkabının. Evet, ayakkabı koca bir yastık aslında. Yani her tarafında yastık var. Ağır bir yastık diye düşünebilirsiniz. Şimdi detaylarına bakalım. Ben bu detaylara bayılıyorum, biliyorsunuz. Gizli saklı yazılar var mı ayakkabının herhangi bir yerinde? Şurada LeBron'un imzası var. Bu görülebilir, çok net. Burada bir boşluk var. Bir şekil mi bu? Evet, kral tacı şeklinde yapmışlar bu boşluğu. Hoş bir detay. Ön tarafta bir şey yazıyor ama okuyamıyorum. Ha evet, burada 19 yazıyor ön tarafta, çok küçük bir şekilde. Güzel bir detay çünkü bu LeBron 19. Dil kısmına bakalım. Ya, bu ayakkabıda Space Jam ile ilgili bir şey var mı ona bakıyorum. Çünkü bu modelin adı Space Jam. LeBron 19 Space Jam. Bir özelliği var mı ona bakıyorum. Aa süper, bak. Burada koordinatlar görüyorsunuz yine. Evet, yani bayağı bir koordinat var burada. Bu koordinatların nereye ait olduğunu bilmiyorum. Yoruma yazarsanız, bilen varsa çok sevinirim açıkçası. Ayakkabı hakkında görüşlerinizi de mutlaka yazın. Yorumlarınıza çok değer veriyorum. Hepsini okuyorum, yanıtlamaya da çalışıyorum. O yüzden yorum yaparsanız çok mutlu olurum açıkçası. Ayakkabının bağcıklarına baktığımız zaman aslında bağcıklar biraz daha kaliteli olabilirmiş. Bağcıkları bana çok ince geldi bu ayakkabının. Şu ön tarafında da ekstra, hani bazı ayakkabılarda burada ekstra bir demir oluyor burayı korumak için. Onu yapmamışlar. Bu kadar pahalı bir ayakkabı yapıyorsanız bence onu da yapmalısınız. Kaliteli bağcıklar takmalısınız. Önde kral tacı görüyoruz. Ya burası bile o kadar yumuşak ki içine giriyor. Zaten ayakkabıyı şimdi ayağıma da giyeceğim. Siz de giydiğinizde anlayacaksınız. Ayakkabının içi çok rahat aslında. Ama işte biraz ağır olması çok büyük bir problem. Mesela Kyrie 8 incelememde de görmüşsünüzdür videoyu. Çok rahat o ayakkabı. Bayıldım ama hafif o. Bu çok ağır. Aralarda 200-250 gram fark var. Neden ben daha ağır bir ayakkabı giyeyim ki? Ama bir pivotsanız veya ağır bir forvetseniz bu ayakkabı sizin için mükemmel olabilir. Tabii iç sahalar için konuşuyorum. Ama genç bir guardsanız, ne bileyim, veya guardsanız yani komple ağır olsanız bile bu ayakkabıyı size çok tavsiye etmem. Çünkü sahayı hissedemiyorsunuz bu ayakkabıda. Yani saha hissiniz çok az. Çok fazla yastık kullanılmış. Bir de çok ağır bir ayakkabı. O yüzden gardlara pek önermiyorum bunu. Genç bireylere de önermiyorum. Onun dışında ayakkabıda başka ne detay var? Ha evet, sonunda Space Jam ile ilgili bir detay buldum. Ayakkabının içinde. A New Legacy yazıyor. Space Jam filminin You adı. cannot see too dark. It's too dark. Okay, I will show it later. Evet, Space Jam ile ilgili bir detay bulduk. Ayrıca ayakkabının içinde ilginç bir şey de var. Sanki ayakkabının içinde bir ayakkabı daha var gibi. Can you come closer? Evet, burada ayakkabının içinde sanki bir ayakkabı daha var gibi görüyorsunuz. Bu dış taraf, bir de iç taraf var. Yani bu nasıl olacak ayakta? Bakacağız şimdi ona da. Onun dışında burada bir detay var. Strive for Greatness yazıyor ön tarafta. Yine bir aslan logosu var ön tarafta. Yani kalite olarak müthiş bir ayakkabı. Bir LeBron severseniz koleksiyonunuza bulundurabilirsiniz bu ayakkabıyı. Ayrıca bir pivotsanız, ağır bir forvetseniz. Yani çok rahat bir ayakkabı ama çok ağır. Fazla uzatmadan ayakta deneyelim. Bakalım ayakta nasıl duracak.
Yani ayakkabıyı deneyip zıplamak bile aslında bir kardiyo. Ayağınıza ağırlık takmışsınız gibi. Gerçekten çok ağır bir ayakkabı. Ve giydiğimde Hulk gibi hissettim. Yani böyle yere basınca sanki yeri kıracakmışım gibi hissettim. Çok büyük bir ayakkabı. LeBron'un neden giymediğini anlıyorum bu ayakkabıyı. Ama içi çok konforlu. Kesinlikle ona kötü bir şey söyleyemem. Ayrıca kalıp olarak ayakkabı çok az büyük. Yani mesela 46 giyiyorsanız 45,5 alabilirsiniz. Çok hafif büyük. Taraklı ayaklara uygun mu? Bence çok uygun değil. Yan tarafı çok geniş değil bu ayakkabının. O yüzden taraklı ayaklara çok uygun gibi gelmedi bana. Yani bu ayakkabı hakkında başka ne denebilir bilmiyorum. Gerçekten çok zor yürümek. Yere bastığınızda yani o kadar büyük hissediyorsunuz ki. Özellikle benim gibi ince bacaklı biriyseniz çok komik durabiliyor. Yani bilmiyorum. Bilmiyorum alınır mı bu ayakkabı. Koleksiyonda bulunsun diye aldım. Bu ayakkabıyı sahada büyük ihtimal hiç giymem. Sadece denemek için, işte size görüşlerimi bildirmek için giydim. Büyük ihtimal basketbol oynarken giymem bir daha. Ama koleksiyonda bulunmasını istedim. Bakalım LeBron 20 nasıl olacak? Bu arada LeBron Ambassador'ı da bulabilirsem onu da alıp deneyeceğim. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve lütfen yorumlarınızı belirtin bu ayakkabıyla ilgili. Sizin görüşlerinizi de çok merak ediyorum. Yani bu ayakkabıya 100 üzerinden puan vermem gerekirse, bu benim tamamen kendi görüşüm tabii ki. Kaç veririm? 75 falan veririm. Çünkü hiç bana uymayan bir ayakkabı. Ama yastıklaması çok iyi olduğu için 75 veriyorum üzerinden. Siz de puanlamanızı yazabilirsiniz yorumlara. Eğer ayakkabıyı denediyseniz veya videoyu izleyerek bir fikir edindiyseniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.